Güzel görüntü için hepinizden e, birer like'ınızı alırım arkadaşlar. Malarası oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar kış mevsiminde olduğumuz için kış doğumları. E, genelde biliyorsunuz arkadaşlar kışın e, madene ya da balık tutarak e, kışı geçirmeye çalışıyorduk. Ama bu sefer ilginç bir video olsun diye arkadaşlar. Ben e, kışın tohumları, kışın tarlaya nasıl tohumlar ekilir bunları buldum ve tarlama bunları e, şimdi gelin beraber hep beraber ekelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, tarlam şu anda hiçbir şey yok tarlamda. E, burayı öncelikle hızlı bir şekilde çapalayalım. Ondan sonra da e, ee, tohumlarımızı, tohumlarımızı bulup ondan sonra arkadaşlar buraya ekeceğiz. Arkadaşlar tarla ee, tarlayı çapalamam işim az kaldı. Şöyle şurayı da çapı yaptıktan sonra tamam. Şimdi arkadaşlar ee, bize ne lazım? Ee, bize kış kökü lazım. Kış kökünü bulduktan sonra onu tohum yapıp ondan sonra da tarlamıza ekeceğiz. Şimdi e, kış kökünü almak için e, sahile gideceğim arkadaşlar. Orada bulunuz. E, buluyorum daha doğrusu. Belki farklı yerlerde de olabilir. Ama e, ben size bir şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela envanterinizi açtığınız zaman arkadaşlar bakın burada da mesela e, şurada da var. Kış kökü, e, kristal meyve, e, kar patatesi ve çiğdem. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ee, ama dediğim şekilde kış kökünü tohum e, üretim makinesine attığı zaman tohum haline gelmesi için oradan da bu şekilde kolaylıkla e, kış doğumlarını yapabilirsiniz. Ama ben e, öncelikle yapabilirsem isterseniz e, şey yapayım bir bir deneyim bakayım olacak mı olmayacak mı yani var mı elimde onu ben de bilmiyorum. Kal patatesi var. E, şu çiğdem var. Başka ne istiyordu bizden? Şöyle bir bakayım bir daha. Ha, çiğdem, kristal meyve ve kış kökü. Kış köküm olmadığı için o zaman şöyle yapayım. Ben kış kökünü beraber bulalım. Ondan sonra da bir tane buradan diğerlerini de diğer türlü yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben buradan genelde buluyorum kış kökünü. Şöyle bir şu şekilde bir yapayım pardon. Şu anda çıkmadı. Bir daha. Ee, kar patatesi çıktı. Heh, evet. Kış kökünü bulduk arkadaşlar. Şimdi buradan e, istediğiniz kadar mesela bulup bunları da dediğim gibi kışın e, ekmeniz için bu e, tohum üretici makinesini attığınız zaman zaten beraber atacağız. E, ben şimdi buradan fazlasıyla toplayayım. Ondan sonra da e, diğer tarafta üretici makinesini atıp ondan sonra da arkadaşlar e, tarlaya nasıl ekildiğini beraber Şimdi arkadaşlar e, son 3 tane kaldı. Kış kökünü buraya attım. E, bakın ben fazlasıyla yaptım zaten burada. Şöyle ben size göstereyim. Kış tohumları. E, bunları Bakın şuradan çıktı şu anda. Hemen zaten fazla uzun sürmüyor. Hemen bunlar burada çıkıyor. Aynı zamanda burada şöyle bir şey daha var. Eski meyve tohumu da çıkıyor. Ee, ben bu kadar yaptığım zaman e, birkaç tane eski meyve tohumu da verdi bana. Şimdi arkadaşlar e, yetiştirebildiğim kadar bu akşam bunları dikmeye çalışayım. Şöyle tarlama. bayağı da bir uzun sürecek ama yetişmeyeni artık yarına Aynı şekilde kaldığım yerden devam edelim. Bakalım e, tohumlardan bize ne verecek arkadaşlar? Dediğim gibi daha önce kışın hiç tohum ekmemiştim. E, genelde balık ya da maden tutuyor Zaten genelde herkes de aynı şeyi yapıyor. Ben de bu şekilde bir deneyim dedim. Neler çıkacak? Arkadaşlar tohumların bitmesine az kaldı. Ee, sizin de tahmin et, edeceğiniz gibi dün akşam yetiştiremedim tohumlarımı ama şu anda hepsini ektim. Evet arkadaşlar e, ben sahilden o e, kış kökünü bularak bunu buşa bu kadar şeye tohumu yaptım ama size de bir başka önerim daha var. Bakın mesela e, şöyle söyleyeyim ben size. E, şurada mesela çiğdem ya da e, neydi bunun adı? Ha kar patatesi. Daha sonra krist, kristal meyve ve şundan yani e, kış kökü. Bunları eğer ki dördünü tamamlarsanız eğer orayı kapatmayacaktım. ha. E, i̇sterseniz şurada da mesela buradan yaptığın zaman 10 tane de bu şekilde Alıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar. 70, e, 65'ti, 75 tane oldu. Buraya bu şekilde de isterseniz kışın tohumlarınızı ekebilirsiniz. E, ne kadar ne verecek e, bilmiyorum ama zannedersem o kış kökü olsun, ondan sonra ya, kristal meyve olsun, o tarz şeyler vereceğiniz e, düşünüyorum. Ama dediğim gibi daha önce hiç yapmadığım için herhangi bir fikrim yok. E, şimdi bunların e, hızı büyümesi için ben buraya bir de e, hızlı köple, hızlı ek küplesinden ekip ondan sonra da artık olmalarını bekleyeceğim arkadaşlar. Tarladaki tohumlarım artık iyice yeşermeye başladı. Yavaş yavaş arkadaşlar bunlar e, artık ne olacaksa olacaklar. E, göreceğiz bakalım ne olacaklar ama e, harika bir manzara e, orta gözüküyor yani harika bir manzara oldu. Evet arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi e, kış doğumlarım oldu. E, şöyle uzaklaştırayım bir de. Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. E, bu güzel görüntü için hepinizden e, birer like'ınızı alırım arkadaşlar. E, kış ayında dediğim gibi tahmin de etmiştim ben. Kar patatesi olsun. Ondan sonra kış kökü olsun. Çiğdem olsun. E, kristal meyve olsun. Bunların hepsini bu şekilde arkadaşlar ekip. Ee, en azından böyle tarlanızı güzel bir şekilde getirebilirsiniz. Ama e, renk oldu. Ben e, çok hoşuma gitti. E, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Star Devale bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.